Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometrik Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 8. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Bir noktanın bir doğru yolun uzaklığından ve paralel iki doğru arasındaki uzaklıktan bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde A x 0 y 0 noktasının AX x artı b artı c eşit 0 doğrusuna olan uzaklığının formülü gerçekten çok basit. Niye? Noktayı doğru da yerine yaz. Yani A 0 artı b y 0 artı c bölü kare içerisinde x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamı şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Noktayı yerine yaz. Bölü kare içinde a kare artı b kare. Tabi uzaklık negatif olamayacağından dolayı biz bunları ne yapıyoruz? Mutlak değeri içerisine alıyoruz arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu formül ile bulunuyor arkadaşım. Evet şimdi örneğine hemen bakalım. Çok basit. Bir noktanın bu doğru yolun uzaklığı nedir diye soruluyor. Ne yapacaksın? Hop noktayı da orada yerine yaz x yerine eksi 2 yazdığımızda y yerine de 3 yazdığımızda yani 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6 artı 4 ile 3'ün çarpımı 12 eksi 21 tabi mutlak değerci bölü kare içinde a kare artı b kare kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi yalnız burada bir şey söyleyeyim kısaca özel üçgenleri biliyorsan burada da hızlı hareket edebilirsin kare içinde a kare artı b kare yazarken x'in ve y'nin katsayıları 3 4 ise aşağıya 5 Mesela eksi 5'e 12 ise eksiler falan önemli değil. 5 12'dir yani 13'tür burası. 8 15 ise 17'dir gibi kısa yolda kullanabilirsiniz. E buradan noktanın doğru yol uzaklığı ne oluyor o zaman? Şurası kaç yaptı? Eksi 6 artı 12 artı 6 artı değil eksi 21 eksi 15 yaptı. O zaman mutlak değerden çıkınca artı 15 yaptı. E burası da 3'ün karesi artı 4'ün karesiydi. Kök içinde 25 yani 5 diye dışa çıktı. 15 bölü 5'ten de cevap kaç çıktı o zaman? 3 çıktı. Evet örnek 45'in cevabı da böylelikle. 3 bulduk geldik örnek 46'ya. Bu sefer şekilsel bir soru sorulmuş. İsterseniz şekilsel bir soru olmayabilirdi. Tamamıyla sözel bir soru da olabilirdi. Mesela sözel soru şöyle olabilirdi. A3'e 5, B-1'e eksi 2 ve C5'e 6. ABC üçgeninin C köşesinden çizilen yüksekliğin uzunluğu nedir diye sorulabilirdi arkadaşlar. Ama ben böyle şekli çizmişim. Zaten sözel bir soru olmuş olsaydı da ne yapacaktınız? Siz basit bir şekilde şekli çizip şekli yorumlayacaktınız. Hala hazırda şekil karşımızda var. Şimdi biz bunu nasıl yapabiliriz? İki farklı şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Hocam bu üçgenin alanını ben bulabilirim. Alanda sonra iki nokta arasındaki uzaklığı bulup taban çarpı yüksek bölü 2 eşittir nedir? Üçgenin alanı diyecektiniz. Hani üçgenin alanı nasıl buluyordunuz? Noktaları yazıyordunuz. Hatta en hani üstte yazdığınızı bir daha yazıyordunuz. Başında da 1 bölü 2 oluyordu hatırlarsanız. Ya da başka bir şekilde nasıl bulabiliriz bunu? Hocam burada aslında bu nedir? Yükseklik. Aslında bu noktanın bu doğruyu olan uzaklığı değil mi? Evet. Yani biz burada bu doğrunun denklemini yazacağız. Peki bir doğru denklemini yazmak istiyorsak kendimize ne yapıyorduk? İki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta. Hocam iki noktası bilinen doğrunun eğim denklemini direkt yazabiliriz. Ama ben size ne demiştim? Ezberlemenize gerek yok demiştim. Öncelikle bu doğrunun eğimini bulalım arkadaşım. Eğim dediğim nedir? Y'ler farkı 5 eksi 2 bölü x'ler farkı 3 eksi eksi 1. Yani kaç yaptı? 3 bölü 4 yaptı. 3 bölü 4. Eğim belli. Nokta belli mi belli? İster bu noktayı seç ister buradaki noktayı seç. Doğru denklemini ben böylelikle yazabilirim. Nasıl yazabilirim? Eğim belli ya artık. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yazabilirim. M dediğimiz 3 bölü 4. 3 bölü 4 çarpı x eksi noktadaki x yani 3 eşittir y eksi noktadaki y yani 5. 3 ile buraya genişlettim. 3x eksi 9 eşittir 4 ile de karşı tarafı 4y eksi 20'den dolayı 3x eksi 4y artı 11 eşittir 0 yaptı. Şimdi bizden noktanın doğru yolun uzaklığı isteniyor. Evet h dediğimiz nedir? Noktanın doğru yolun uzaklığı. Noktayı doğru da yerine yaz. Yani x yerine 5 y yerine 6 yaz formülü uygula. O zaman h neye eşittir? Mutlak değer içerisinde 3 kere 5 15. Ondan sonra 6 kere eksi 4 eksi 24. Sonra artı 11 bölü kare kük içerisinde a kare artı b kare. Ya da direkt kare içinde 3 var eksi 4 var. Aşağısına direkt ne yazabilirsin? 5 yazabilirsin. E 15'ten 24 çıkınca eksi 9 değil mi burası? Evet eksi 9. Eksi 9 artı 11 de X9 artı 11 de kaç yaptı? Artı 2. Yukarısı 2 yaptı. Aşağısı da 5 yaptı. Cevabımız böylelikle 2 bölü 5 çıkar. Evet örnek 46'yı böylelikle 2 bölü 5 bulduk. Geldik örnek 47'ye. Bakalım ne diyor? Analitik düzlemde A1'e 2 ve D 5X artı 12'ye eksi 3 eşit 0 verilsin. D doğrusu üzerinde seçilen B ve C noktalar arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre ABC üçgenin alanını bulunuz diye söylüyor. Arkadaşlar Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Bak şimdi. Bir tane A noktası var elimde. A 1'e 2. Sonra bir tane de bir doğru var elimde. Rastgele bir doğru çizdim. Bu doğrunun adı da 5x artı 12y eksi 3 eşittir 0 doğrusu. Şimdi bana diyor ki bu doğru üzerinde diyor rastgele iki tane nokta seç ve aralarındaki uzaklıkta 6 birim olsun. Mesela rastgele bir nokta. B ve C noktalarını seçtim ben ve aralarındaki uzaklıkta 6 birim. Sonra diyor ki ABC üçgeni oluştur. Bu ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. E, tamam oluştur bakalım ABC üçgeni. Bu üçgenin alanını bul diyor sana. E şimdi ne yapacaksın burada? Hocam bir üçgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yüksekliği. Öyle gidir. Taban uzunluğu var mı? Var. Tabanına ait yüksekliği bulmaya çalışacaksın sen burada. Yükseklik ne, ne çıktı burada? Bak şekli yorumladığımız zaman, şekli çizdiğimiz zaman net bir şekilde fark ediyoruz. E hocam bu yükseklik noktanın doğru olan uzaklığı. Noktayı doğru da orada yerine yaz. Hemen açı buluyoruz. X yerine 1, Y yerine 2 yaz. O zaman burası mutlak değer içerisinde 5 artı 24 eksi 3 mutlak değerce bölü kare içinde a kare artı b kare ya da 5 12 13 üçgeninden direkt burası 13'tür. E 29 eksi 3 26 bölü 13'ten cevabı ne buluruz? 2 olarak buluruz. Yüksekliği 2 olarak buluruz. Ama bizden ne isteniyor? Alan isteniyor. Alan dediğimiz taban 6 Yükseklikte artık 2 çıktı. 6 çarpı 2 bölü 2'den alanda kaç çıkar arkadaşım? 6 çıkar. Evet örnek 47 böylelikle 6 oldu. Geldik örnek 48'e. Analitik düzlemde a eksi 1'e 3 noktasının x artı 2'ye artı 5 eşit 0 doğrusuna göre simetriği b noktasıdır. AB uzunluğu nedir? Ne yapıyoruz? Özel bir durum yok. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Çizelim yine. A noktasını çizdik. Eksi 1'e 3 burada. Sonra bir doğru var elimizde. Şöyle bir doğru var elimizde. Bu doğru da x artı 2y artı 5 eşit 0 doğrusu. Sonra diyor ki a noktasının diyor bu doğruya göre simetriği b noktasıdır diyor. E o zaman simetriyi alalım. Bu noktanın bu doğruya göre simetriği demek şu değil midir arkadaşlar? Dik olacak ve birbirine eşit olacak. İşte buradaki nokta bilmiyoruz bu noktayı. Bazı arkadaşlar şunu yapar. Simetri konusunda bir noktanın bir doğruya göre simetriyi de bulmayı öğreteceğiz. Burada simetriği olan noktayı bulup iki nokta arasındaki uzaklığı bulmaya çalışabilirsiniz. Ama işi uzatırsınız. Sizden uzaklık isteniyor. Bak AB uzunluğu isteniyor. E arkadaşım burası haşsa burası da haş değil mi? E sen burada iki haşı bulursan olay bitti. Bak haşa bak ne var burada? Haş dediğimiz noktanın doğru yolun uzaklığı değil mi? Evet. E o zaman olay bitti. Noktanın doğru yolun uzaklığında noktayı doğru değerine yaz. X yerine eksi bir, Y yerine 3 yazdığımız zaman mutlak değer içerisinde. H neye eşittir? Eksi 1 artı y yerine 3 yazdığımızda 6 artı 5 mutlak derece bölü. Kare içinde akar artı ve kare. 1'in karesi artı 2'nin karesi ya da 1 2 kök 5 üçgeninden kök 5'te diyebilirdiniz. Burası yukarısı 10 yaptı aşağısı kök 5 yaptı. O zaman burası ne yaptı? Kök 5 eşitliğine çarparsam 10 kök 5 beş bölü 5'ten 2 kök 5 çıkar burası. H'ı 2 kök 5 bulduk. Bizden ne isteniyor peki? A B uzunluğu. Ali Bey uzunluğu da neye eşittir dostum? 2 aşa e eşittir. O da 2 tane 2 kök 5 e eşittir. O da 4 kök 5 olarak çıkar arkadaşlar. Evet örnek 48'in cevabını da böylelikle 4 kök 4 kök 5 bulmuş olduk. Evet gördüğünüz üzere bazen direkt formülü karşısında çıkabilir. Tamam formülü bileceksiniz. Noktanın doğru yola uzattığını bileceksiniz. ÖSYM'nin kalıbı mı? Yani artık direkt formülü sormuyor da belki formülü soru içerisinde verebilir. Ee, böyle bu şekilde formülü öncesinde verilip bir noktanın bir doğruya göre uzaklığı bir doğruya uzaklığı şu formülle bulunuyorsa işte ondan sonra da şu soruyu yazabilir. O şekilde bir soruyla da karşılaşabilirsiniz ama aslında noktanın doğruya uzaklığını da bilmeniz lazım. Kolay bir şey. Noktayı doğru değerine yerine yaz. Bölü kare içinde a kare artı b kare. Geldik ikinci sıraya. Yani paralel iki doğru arasındaki uzaklığı. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu iki doğru birbirine paralelse daha doğrusu biz paralel iki doğru arasındaki uzaklıktan bahsedebiliriz. Niye? Bunlar paralel olmazsa kesiyorlarsa bunların arasındaki uzaklıktan bahsedebilir miyiz? Mesela buradaki nokta her iki doğruya da aynı, e, her iki doğrunun üzerinde yani uzaklık sıfır. Buradaki nokta mesela hocam birine farklı uzaklıkta birine farklı uzaklıkta değil mi? Yani buradaki nokta demeyelim de şuradaki noktanın bu doğru yolun uzaklığı farklı oluyor. Buradaki noktanın bu doğru yolun uzaklığı farklı oluyor kesen iki doğru arasında böyle bir şey bahsedilmez. E, i̇ki doğru arasındaki uzaktan bahsediliyorsa o zaman bunlar nedir? Büyük ihtimalle paraleldir. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık ancak bize sorulabilir. Onda da olay çok basit. Bunlar paralelse eğimleri birbirine eşit olacak ya. Hani bunun eğimi eksi a bölü b. Bunun da eğimin eksi a bölü b olması için ax artı by yukarısı aşağısı da ax artı by diye başlamak zorunda. Ha, Bazen bu 3x artı 4 y ise bu da 6x artı 8 y şeklinde olabilir. Böyle olduğunda da bunların katsayılarını aynı yapmayı ihmal etmeyin. Niye? Şimdi göreceksiniz formülde. Arkadaşım burada paralel iki doğru arasındaki uzaklık da aslında çok basit. Sadece sabit sayılar. C1 eksi C2 bölü C1 eksi C2 bölü karek içinde A kare artı B kare. He işte hocam bunlar farklı olursa karek içinde A kare artı B kareden hangisini kullanacağız? Hani mesela atıyorum burası 3x artı 4y artı 5 ise burası da 6x artı 8y artı 21 ise mesela CLA farkı böyle kare içinde a kare artı b kare derken 6'nın karesi artı 8'in karesini mi? 3'ün karesi artı 4'ün karesini mi uygulayacaksın? İki düşebilirsin. İşte burada ne yapacaksın? Onu kullanmak zaten olmaz. Aynı yapacaksın bunu. Ya bunu 2'ye böleceksin ya da bunu 2 ile çarpacaksın. Yani 2 ile çarptığın zaman 6x artı 8y artı 21 oluyor arkadaşlar. E, formülde kare içinde a kare artı b kare olduğundan dolayı buna da dikkat edin lütfen. Bu da önemli olan şeylerden biridir arkadaşlar. Çok basitmiş paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta C'ler farkı bölü kare küçüğüne A kare artı B kareden çıkıyor. Ee, Tabi burada A ve B yine özel bir sayıysa direkt 5 12 ise 13 8 15 ise 17 şeklinde de yazmayı da ihmal etme. Evet örnek 49'a bakalım şimdi. Bu iki doğru arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Evet bu doğru ile bu doğru paralel bunlar. Evet Burası eğimi 5 bölü 12. Bunun da eğimi 5 bölü 12. Paralel. Biri 5x eksi 12'ye artı 6 eşit 0 doğrusu. Birisi de 5x eksi 12'ye eksi 20 eşit 0 doğrusu. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 5x eksi 12'ye 5x eksi 12'ye olduğundan dolayı direkt formülde c'ler farkı yazabiliriz. C'ler farkı eksi 20 şu eksi şu diyelim. Eksi 6 mutlak değerce bölü kare içinde a kare artı b kare. E hocam 5 ve eksi 12 var. 5 12 ise direkt burası 13 değil midir? Aynen öyle. O zaman h neye eşit oldu? 26 bölü 13 e eşit oldu. O da neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Örnek 49'u böylelikle 2 olarak bulduk. Geldik örnek 50'ye. Analitik düzlemde 3x artı 4y eksi 1 eşit 0 ve 6x eksi 6x artı 8y artı 9 eşit 0 doğrular arasındaki boşluğa çizilebilecek bir karenin alanı en çok kaç birim kare olabilir diye soruluyor. Çünkü köşe noktalar doğru üzerinde olabilir. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bu doğrulara baktığımız zaman bunlar ne paralel değil mi? Bunun eğimi de eksi 3 bölü 4. Bunun da eğimi eksi 6 bölü 8 yani eksi 3 bölü 4. Yorumlayacağız arkadaşlar. Şekli yorumlayacağız. Yani bunlar paralel doğrular arkadaşım. Şu paralel doğruyla şu paralel doğru arasına ne yapacakmışız arkadaşım? bir kare koyacakmışım. İşte bu boşluğa bir kare çizecekmişim. Bu kare şöyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Ya da köşe noktaları doğru üzerinde olabilir diyor. Köşe noktaların doğru üzerinde seçip şöyle bir kare de alabilirim. İşte bizde bu çizilebilecek karenin alanı en çok kaç birim kare olabilir diye soruluyor değil mi bize? En çoğu soruluyor arkadaşlar. O zaman ben bu kareyi nasıl seçmeliyim? Tam köşe noktalarını burada seçtiğim zaman en çoğunu elde etmez miyiz? Evet. E o zaman burada ben H, H. işte bizden bunun alanı isteniyor. Burada ne yapacağım arkadaşlar? H'ı bulduktan sonra H kare deyip olayı bitireceğim. Evet bir doğrunun adı 3x artı 4y eksi 1 eşit 0 doğrusu. Öbür doğrunun adı da 6x artı 8y artı 9 eşit 0 doğrusu. Hocam C'ler farkı bölü kare içinde A kare artı B kare. Yalnız x ve y'lerin x'lerin katsayıları aynı değil görüyorsunuz. Y'lerin katsayıları da aynı değil. O zaman ya bunu 2'ye böleceğim ya da yukarıdakini 2 ile çarpacağım. Hani bunu 2'ye böldüğüm zaman 9 bölü 2 ile uğraşmak yerine bunu 2 ile çarpayım. Bunu 2 ile çarptığım zaman 6x artı 8y eksi 2 eşit 0 iken ben şimdi artık c'ler farkı yapabilirim. C'ler farkı. Hadi bakalım h'ı bulalım. h neye eşittir? C'ler farkı. 9 eksi eksi 2 mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Hadi yazayım bu sefer. 6'nın karesi artı 8'in karesi yazacağız. Yukarısı kaç yaptı arkadaşım? 11 yaptı. Aşağısı ne yaptı? 10 yaptı. 6, 8, 10 üçgeninden. H'ı 11 bölü 10 bulduk. Peki bizden ne isteniyor? H 11 bölü 10 iken alan isteniliyor bizden. Alan dediğimizde nedir? H kare değil midir? Çünkü bu karenin alanı isteniliyor bizden. 11 bölü 10'un karesidir. O da 121 bölü 100'dür. Yani cevabımız 121 bölü 100 olarak çıkar. Ya da 1.21 olarak çıkar arkadaşlar. Evet örnek 50'yi de yine böylelikle bulduk. Yine soruyu yorumlama. Basit bir şekilde şekli çizip soruyu anlayabilme. Aslında yeni nesil diyebiliriz. Ama eskiden de böyle bir soruyu ÖSYM'de e sormuş. Buna da dikkat edin lütfen. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 51'e. Şekildeki G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre G'nin D1 doğrusuna olan uzaklığını bulunuz diyor soruda. Arkadaşlar G'nin hemen şekli çizelim. G'nin Şuraya olan uzaklığı isteniyor. Hemen çizdik. Şuraya olan uzaklığı. Dik uzaklık demek değil mi? Evet. Şimdi ben burada ağırlık merkezini kullanacağım. ABC'nin ağırlık merkezi ya. E nereden gelmek lazım? A'dan mı? B'den mi? C'den mi? Bak şimdi. A'dan B'den gelince bir işimize yaramayacak gibi. Şuradan gelince hocam 1'e 2 oran var. Ve kenar ortay bir işimize yaramayacak gibi. Ama en azından şurası daha mantıklı geliyor bana. Şunu şöyle çizince. Hocam buradan çizilen kenar ortay aynı zamanda şunlar birbirine eşit. Aynı zamanda burada da 1'e 2 oran mı var? Evet. E bu paralel doğrular arasında da bir şey olduğu için şu daha mantıklı geldi bana. E şimdi ne yapacağız burada? Bizden şu uzunluk isteniyor. Evet bu uzunluğu bulmak için ne yapacağız? Arkadaşım burada ne yapabiliriz? Hocam şuradan şuraya çizilen Hatta bu dikin devamı şu doğrular birbirine paralel değil mi? Eğimleri 1 bölü 2 1 bölü 2 olduğundan dolayı. E paralel. O zaman bunun devamı da buraya dik değil midir? Evet. Aa hocam şuradaki uzunluk aslında ne oldu? Paralel iki doğru arasındaki uzaklık oldu. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulursam ben ondan sonra şurayı da bulurum. Çünkü niye? Bak burada da güzel bir şey var. Hop. Şurada bir kelebek benzerliği var. 2'ye 1 yazdık ya. Genelde ağırlık merkezinden geçen. E, siz kenar ortaylığı gösteriyorsunuz. 1'e 2'yi yazmıyorsunuz. Yaz kardeşim. Bak. 1'e 2'yi yazınca kelebekteki oran ne oldu? 1'e 2. E, burada da 1'e 2. Yani şurası haşken. Burası 2 haş mı oldu? Evet. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık ne oldu? 3 haş oldu. 3 haşı hemen yazalım. Hocam mutlak değer içerisinde C'ler farkı yani eksi 14 eksi 1 eksi 14 eksi 1 mutlak değeri kapattık bölü kare içerisinde a kare artı b kare yani 1'in karesi artı 2'nin karesi ya da 1 2 kök 5 üçgeninden kök 5 yazabilirsiniz. Burası ne yaptı? 15 ya mutlak değer içerisinde eksi 15 dışarıya 15 diye çıktı. 15 bölü kök 5 eşit oldu. Kök 5 ile çarparsak bu da ne oluyor arkadaşım? 15 kök 5 bölü 5'ten 3 kök 5'e eşit oldu. Evet 3 h eşittir 3 kök 5 ise h da buradan ne gelir? Kök 5 gelir. Ama bizden ne isteniyor? G'nin D1'e olan uzaklığı isteniyor. G'nin D1'e olan uzaklığı da 2 h değil mi? Evet. E h da kök 5 bulduysak eğer cevabımız böylelikle 2 kök 5 olarak bulunur. Gençler çok güzel bir soru bu da. Gerçekten hoş bir soru. Ee, ne yaptık ama üçgen bilgisini kullandık burada. Üçgen bilgisini ağırlık merkezini kullandık. Yani üçgenler hala daha karşımıza çıkıyor. Üçgen olur, dörtgen olur. Yani geometrinin bir bütünsel olduğunu görüyorsunuz. Analitik geometri sadece analitik geometriden çıkmadığını görüyorsunuz işte değil mi gençler? Evet. O zaman bu bölümü de bitiriyoruz böylelikle arkadaşlar. Bir noktanın bir doğru olan uzaklığı ve paralel iki doğru arasındaki uzaklığı hallettik. Sırada ne var? Eşitsizlik sistemi var. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda eşitsizlik sisteminde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.